1990'larda Sovyetlerin çöküşüyle ulus devlet inşasına yeniden girişen Tatarlar, Rusya Federasyonu içerisindeki özel ve değerli konumlarını bugün geçmişlerine ve kültürlerine daha fazla sahip çıkarak güçlendiriyorlar. Peki Tatarla Türk arasındaki fark nedir? Kazan da bu soruyu Tataristan'ın yaşayan en ünlü şair ve yazarı, ayrıca ülkenin kültür politikalarına yön veren saygın bir siyasetçi Rasil Valiyev'e sorduk. Son vakitte bizim alimlerimiz arasında bir bahs. Son dönemde aydınlarımız arasında bir tartışma yaşanıyor. Biz Tatar mıyız, Türk müyüz? Ben geçmişte bu konuyu hiç düşünmemiştim. Kafa yormamıştım. Çünkü kendimi sadece Tatar olarak tanıtmak yeterliydi. Kendimi Tatar olarak biliyordum. Ama 1985 yılında Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra gördüm ki Türklerle bizim dilimiz bir. Adetlerimiz, kültürümüz, dinimiz bir. O zaman sormaya başladım. Ben kimim? Ben Tatar mıyım, Türk müyüm? Sonra Orta Asya ülkelerine, Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a gittim. Kafamdaki soru işaretleri artmaya başladı. Ben Tatar mıyım, Türk müyüm? Sonra Altaylara gittim ve orada da ortak yanlarımızı keşfettim. Artık biliyorum ki biz Tatarlar, Türkler, Kırgızlar, Kazaklar, Türkmenler ve diğer Türkiye halklar bir ananın, bir babanın çocuklarıyız. Bu çocuklar arasındaki akrabalık bağı ne olabilir? Tabii ki kardeş olacaklar. Demek ki bizim kanımız, canımız, ruhumuz tek ve ortak bir kökten kaynağını almıştır. Şimdi daha iyi anlıyorum ki biz gerçek akrabalarız. Fakat biz aynı baba ve anadan olsak da her çocuk gibi hepimizin ayrı özellikleri var. Farklı adlarımız var. Örneğin benim adım Rasil, kardeşimin adı Ramsil, kız kardeşimin adı Raviye. Biz birbirimize benziyoruz ama yine de farklıyız. Farklı şartlarda yaşıyoruz. Aynı durum bizim halklarımız için de geçerli. Mesela Türkiye'de yaşayan kardeşleri doğa bile etkilemiş olabilir. Deniz var, dağlar var, diğer komşu halklar var. Onlarla dostluk kurup, akraba olup etkilenmiş olabilirler. Özbekistan'da kardeşlerimiz tamamen farklı şartlarda yaşıyor. Ve onların da karakterleri o şekilde oluşuyor. Altay'dakiler de öyle. Her halkın karakterine doğa bile etki ediyor. Yaşam şartları etki ediyor. Tabii bunlara diğer unsurları da eklemek lazım. Komşular gibi. Ama biz yine de akrabayız. Canımız, ruhumuz bir ve bunu unutmuyoruz. Tabii ki biz kardeşler olarak biraz farklı olabiliriz. Ama bu bizim kusurumuz ya da eksikliğimiz değil, zenginliğimiz. Eğer her kardeşin kendi özellikleri, kendi yetenekleri varsa, kendi kültürü, edebiyatı varsa ve bunlarla hayatını zenginleştirebiliyorsa bu bir değerdir. Bu bizim tüm Türkiye halklarında ortak zenginliğidir ve bizim güçlü bir aile olduğumuzu gösterir. Benim en birinci okuyan şairim, tanışkan şairim Nazım Hikmet buldu. Eğer sen yanmasan, eğer ben yanmasam, kim çıkarır karanlıktan yaktılıkka diyeyim.